işçi temsilcisiyle işveren temsilcisinin kimler olduğunu bir ayırmak lazım. Bunların kim olduğunu bilmek lazım öncelikle. Geçen seneki işveren temsilcisi değil de işçi temsilcilerimizin biz tutumunu gördük. Öncelikle hani işçi temsilcilerinin bir kendisine gelmesi lazım bu konuda. Hani samimi davranmaları lazım o masada. Ondan sonra enflasyonun hangi seviyede olduklarına samimi şekilde inanmaları lazım. Hani o zamlar yapılıyor, işte piyasadaki durum, hal ortada. Herkes zaten içler acısı bir şekilde dolanıyor. Boş dolanıyor gerçi herkes ama yani kimsenin cebinde de para yok. Yani millet dolanıyor ama boş dolanıyor yani. Hani o zam konusunda ne kadar olması gerektiğine gelecek olursak da yani en kötü ben bir 3400 TL bekliyorum açıkçası. Yani bir 1000 TL bir zam yapılması lazım. 3006. Ya 3000'in altı kesinlikle kurtar. Hele bir de metropol mega kentlerde yani zaten ben şaşırıyorum. Ben bekarım. Bakıyorum şöyle etrafıma. Yani 2400 TL ile geçinmek öyle her baba yiğidin harcı değil ki. Böyle bir baba da yok yani şu anda piyasada. Yani kolay değil yani 2400 TL ile yani kimse kendileri hele bir gelsin bakayım hani o 2400 TL ile bir sadece bir haftalarını geçindirmeye çalışsınlar. Bir hafta geçinmeye çalışsınlar ya da gittikleri restoranda bir hesapla bir normal asgari ücretlerinin hesabını bir kıyaslamaya çalışsınlar. O zaman anlarlar. Gerçi onlar da biliyorlar ama işte yani işlerine gelmiyor. Benim düşüncem budur. Asgari ücret yani geçinecek bir para değil. Geçinecek bir para değil. Şu anki asgari ücretin durumu bir aileye geçindirecek bir durumda değil. En az şu anda asgari ücretin ülkemizde yani bir yani en az bir 3 milyar olması lazım. En az 3 bin liradan aşağıya bir askeri gelirli çalışan ilk vatandaşın olmaması lazım. Yani bunu da artık devlet nasıl yapar, nasıl eder? Önceden zamlar 6 ayda birdi, şimdi yıllık yapıyorlar, yılbaşından yılbaşına. Yapılan zamın çalışan herkesin kucaklayacak bir zam olması lazım. Hani şimdi ekonomik kriz vardı, şudur budur, işte koronadır monadır yani bu tüm dünyada olan bir şey. Sadece bizim ülkemize ait olan bir şey değil. Ama olması gereken nedir diye soracak olursanız benim şahsi fikrim, en az 3 bin lira asgari ücret olması lazım. Valla biliyorsunuz ki her sene asgari ücret görüşmeleri yapılıyor. Sendikalar bir fiyat belirliyor. Hükümetin temsilcileriyle oturuyorlar. 2-3 toplantı yapıyorlar ama genelde yine beklenenin altında bir fiyat geliyor asgari ücret için. Malum enflasyon %10-15 oranında geliyor. En fazla o kadar gelecektir. Bu da 250-300 liraya tekabül ediyor. Bundan fazlası olmaz yani. Öyle düşünüyorum. 3500-3600 civarı bir şey bekliyorum ben. Yani sendikalar bence işçilerin yanında görünüp daha çok negatif olarak etkiliyorlar bu durumu. Yani işçilerin hakkını savunuyormuş gibi görünüyorlar ama sonuçta istediklerini alamıyorlar yani öyle söyleyeyim. Şimdi asgari ücreti belirlerken ben hükümetin kendi yaptığı hizmetleri baz almasını istiyorum. Çünkü bir otobandan geçmek, buradan İzmir'e gitmek 500 lira. 500 liraya İzmir'e giden bir insan ayda kaç defa gidip gelebilir onu hesaplasınlar. Bir devlet büyüğünün, bir hükümet yetkilisinin, bir bakanın bu asgari ücretle kaç saat geçinebildiğini hesaplasınlar. Buna göre de bizim insanlarımızın evine girecek gıdanın hangi marketten alındığını söylesinler ki biz de o TÜİK'in rakamlarına göre biz de o marketten alalım da geçimimizi sağlayabilelim. Ya ülkemizde asgari ücret zaten şu an acayip yüksek ve şöyle bir şey diyeyim. İnsanlar geçinememişken bir de belirlemek de yanlış oluyor. 5000'in altında zaten asgari ücrette insanlar geçinemez. Çünkü hem kiralar yüksek, hem yol, hem akaryakıt hepsinin yüksek olması insanların geçimini daha da zorlaştırıyor. Ben devlet orman muhafaza memuru. Benim altımda alt kademede çalışan, emekliyim oradan emekli oldum yeni. Benim alt kademede çalışan işçiler asgari ücrette çalışıyor. Ben o zaman orman muhafaza memuru olarak yüksek maaş alıyordum. Niye dersen araziye çıkma yangın parası. Bak ortada konuşuyorum. O zaman asgari ücreti yanında çalışan adam elinin akşamlara kadar çalışıyordu. Biz 2 saat daha az da çalışıyorduk. Düşüktü. Şimdi de düşük. Asgari ücretin ben asgari ücretli değilim. Memurum, emeklisiyim. Asgari ücretin biraz yükselmesi lazım tabii ki. Bu 2400 liraya geçinecek hali yok. En az 3 milyar olması lazım asgari ücretin şu anda. Türkiye şartlarında kiralar oldu 1200 lira. Yani bu şekilde bir insanın
Yani iki çocuklu bir insan eğer ki eğitim varsa ailesinde, çocuklarını okutuyorsa bu insan geçinemez. 2324 lira şu anda asgari ücret. Yani bakın şöyle söyleyeyim, çok bir saçmalık. 2324 lira, 1200 lira kira ödüyorum ben. Nasıl geçineceğim ben ya? İki tane çocuk okutuyorum. Nasıl geçineceğim ben? Elektrik geliyor bana 190 lira. Su faturası geliyor 80 lira. Elektrik mi ödeyeceğim? Fatura mı ödeyeceğim? Doğalgaz mı ödeyeceğim? Nasıl geçineceğim ben? Artık yani isyana kadar geldi bu durum. Buna en az 3000 lira olması için talep ediyorum. 3000 lira olması için rica ediyorum devlet büyüklerinden. Ya bu şekilde olursa çok güzel olur.